logaritmlash va darajaga ko'tarish amallari o'zaro bir-biriga teskari amallar hisoblanadi. Buni quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin. Masalan, logaritm 5 asosga ko'ra 25 nechaga teng? Buni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni 5 ning nechinchi darajasi 25 ga teng. Yo'q, noma'lum 5 ning darajasi da bo'lyapti. 5 ning nechinchi darajasi 25 ga teng? Albatta 5 ning kvadrati 25 ga teng. Muhim bu yerda noma'lum darajada bo'lyapti. Xuddi shu asosga ko'ra darajani ko'radigan bo'lsak, 5 ning ikkinchi darajasi nechaga teng? Demak, bu yerda o'ng tomonda noma'lum o'ng tomonda bo'lyapti. Demak, o'zaro teskari bo'lyapti. Mana bu yerda necha? Bu yerda mana 25 ning o'rniga tushyapti bu yerda. Shu sababli darajaga ko'tarish va logaritmlash o'zaro teskari amallar hisoblanadi. Albatta, bir xil asosga ko'ra. Ya'ni bu yerda ham 5 asosga ko'ra logaritm, ya'ni 5 darajasi. Asoslar bir xil bo'lganda o'zaro teskari amallar hisoblanadi. Bak, yuqorida biz bir nechta misollarni ko'rib chiqdik, ularni osongina hisobladik. Endi logaritmning 3 asos ko'ragini qanday hisoblash mumkin? Bunday savollarga avvallari ham duch kelganmiz. Masalan, kasrlarni ko'rganimizda, masalan, 10 taqsim 2. Ayrim hollarda biz osongina hisoblashimiz mumkin. Masalan, bu teng 5 ga. Bo'linadigan bo'lsa, bo'lib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam 8 bo'lib 6. Agar qisqaradigan bo'lsa, masalan, 2 ga qisqaradi. Qisqartiramiz. 4 taqsim 3 deb yozishimiz mumkin. Masalan, 3 taqsim 5 ni qanday hisoblaymiz? Albatta, buni kalkulyator yordamida yoki boshqa yo'llar bilan biz xohlagan aniqlikda o'nlik kasr ko'rinishda yozishimiz mumkin, hisoblab olishimiz mumkin. Yoki masalan, 1 taqsim 3. Ko'pincha biz kasrlarni mana shunday ko'rinishda qoldirganmiz. Logaritmda ham xuddi shunday. Masalan, logaritm 3 asosga ko'ra 19. Bu yerda buni hisoblay olamiz. Masalan, 2 ga teng. Agar hisoblay oladigan bo'lsak, birorta ratsional son chiqadigan bo'lsa, biz ana shu ratsional sonni yozib qo'yamiz. Agar hisoblay olmadigan bo'lsak, buni shu ko'rinishda qoldiraveramiz. Buni kalkulyator yordamida hisoblashimiz mumkin yoki boshqa yo'llar bor. Buni xohlagan aniqlikda o'ndek kasr ko'rinishida hisoblab olishimiz mumkin. Logaritm agar logaritmning asosida 10 keladigan bo'lsa, bunday logaritmlarni biz quyidagicha yozamiz. Logaritm 7. 10 bo'lganda faqat l g deb yozamiz. Ya 10 ni yozmaymiz. Shu yozuvni o'zi asosda 10 bor ekanini bildiradi. Masalan, logaritm 5. Bu logaritm 10 asosiga ko'ra 5 ekanini bildiradi. Agar mana shu yozuvni ko'radigan bo'lsak, demak asosda biz 10 bor ekanini tushunamiz. Agar asosda y soni bo'lsa-chi, bunday holda biz ln 7 deb mana bu ko'rinishda yozamiz. Mana shu yozuvni ko'radigan bo'lsak, demak asosda y soni bor deb tushunamiz. Y soni quyidagi sonni eslatib o'tamiz. Uni taxribiy qiymati 2.7. Buni taqriban ayrim ma'lum bir raqamgacha yozishimiz mumkin. Taxminan 2.7 ga teng. Buni taqribiy qiymati 2.7. Ya'ni 2 bilan 3 orasidagi son. Demak, mana bu yozuvni ko'radigan bo'lsak, logaritmning asosida y bor deb tushunamiz. Nega logaritmning asosi 1 ga teng bo'lolmaydi? Nega logaritmning asosi 1 ga teng bo'lolmaydi? Xo'p, kelinglar, logaritmning asosi 1 ga teng bo'lsin. Nimaga qanday ziddiyatga kelamiz? 1 yozaylik. 1 asosga ko'ra 1. Unda qanday songa teng bo'lishi mumkin? Aytaylik, birorta soniga teng bo'lsin. 1 ning sinchi darajasi b ga teng. Demak, 1 darajasi s teng 1 tenglikni b tenglikni hisoblaymiz.
Birinin hakkında derecesi bir geteyim. Demek eğer asas bir geteyim olsa, bir ham bir geteyim buluş gerekiyken. Hop, ben orada geldi, bir yazıp görüyorduk. Logaritm, bir asas göre bir. Hop, bana bu son, bunu sonunda görüp çıkarmaz. Bu son, aslında nol geteyim buluşu mümkün. Çünkü logaritm tarifine göre birinin nolinci derecesi bir geteyim. Birge ham teyim bulurlardı. Birinin birinci derecesi bir geteyim. İkiye ham teyim bulurlardı. Birinin ikinci derecesi bir geteyim. Vahyozu. İhtiyari sesini gen teyim bulurlardı. Çünkü birinin sinci derecesi bir geteyim. Demek bitti son ham nolge, ham birge, ham ikiye, ham ihtiyari son geteyim buluyordu. Bir de ziddiyat pasa bulamaz. Çünkü bu son ham nolge, ham birge teyim bulsa, o da biz bir teyim nol not ortaya dediğini hasap edilen bulardı. Şu sebeple göre asas bir geteyim bulur muydu? Daim logaritmda logaritm asas göre B sonu anıklanan buluş için yeri hesabı tutamız. B müsbat, A müsbat ve A bir geteyim bulması gerek. Bana bu şartlar başarılı bir buluş gerek.